Ee, sevgili dinleyenler, herkese merhabalar. Hepsinin yeri ayrı podcast programımızın, kitapları konuştuğumuz podcast programımızın yeni bir haftasında sizlerle birlikteyiz. Mikrofonun ucunda biz burada. Ben Kasım Akbaş, sevgili bebişim. Merhaba demek ister misin? Gökhan Yavuz Demir. Tabii ki isterim. Merhabalar, merhabalar. Size başkan, de merhaba bu arada. Başkanımız Ertuğrul Uzun, Ertuğrul Başkan. Merhaba demek ister misin başkan? Merhabalar. Ee, bugün yeni bir kitapla tartışacağız, konuşacağız. Ee, tartışmayı seviyoruz, bazen abartıyoruz, ucunu kaçırıyoruz ama bakalım bu hafta öyle mi olacak? Yoksa hepimizin e, sevdiği bir e, kitap, eleştirilerimizin daha... Bileylenmiş olduğu, daha doğrusu ucunun törpülenmiş olduğu bir kitapla mı konuş şey yapacağız, programı yürüteceğiz? Louis Sepulveda bugün konuşacağımız romanı aşk romanları okuyan ihtiyar. Ben çok kısa, birkaç dakika yalnızca Sepulveda'dan bahsettikten sonra sözü bırakacağım size. Şilil bir yazar Sepplveda. Çok yakın zamanda kaybettik. İki ay olmadı henüz daha herhalde değil mi? kaybedelim. Yok yok çok yakın çok yakın yani, 20 gün falan. Tabii tabii bir ay bir ayı bir ayı doldurmadı. Ee, Şiril bir yazar dedik e, yani benim açımdan hani ilginç hayatındaki anekdotlardan bir tanesi Allende'nin korumalığını e, yapmış ama daha sonra Pinochet darbesiyle birlikte e, başına gelenler yaşadıkları var. Ülkesinden ayrılıyor. E, Güney Amerika'nın pek çok ülkesini gezdikten sonra Almanya'ya gidiyor, Almanya'da yaşıyor. Sanırım da orada vefat etmiş olmalı. Yine bugün e, tartışırken, konuşurken e, lafı geçecek. Türkçe'de başka kitapları da var e, Sepulveda'nın. Ama anladığımız kadarıyla baskısıyla ilişkili çeşitli sorunlar var. O yüzden umarım dinleyicilerimizin elinde e, Sepulveda'nın kitaplarından bir ikisi vardır. Aşk romanları okuyan ihtiyar başta olmak üzere. Ve veya... Ee, sahaflardan veya başka imkanlarıyla edinme imkanı bulurlar. Evet ben şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Çok kısaca ee, ama hakkında konuşmak istediğim, söylemek istediğim şeyler var tabii ki. Bebişim almak ister misin sözü? Aa, yani alayım ee, ya şeydi yani e, herhalde iki ay önceydi bu korona hikayesi başladığında Portekiz'de kitap fuarında yayıncısıyla beraber koronavirüs kaptığına dair bir haber okumuştum. Mart'ın daha başlarıydı. Ee, biz Ankara'ya gidecektik Filiz'in sergisine falan. Ee, o zaman üzüldüm tabii merak ettim sürekli ne oldu ne oldu diye. Sonra uzun süre haber çıkmadı ve nitekim koronadan kaybettik. Yani bir insan hayatının başka bir insan hayatından daha kıymetli olduğuna inanmıyorum ama hani koronanın verdiği en büyük hasarlardan biri herhalde aramızdan Sepulveda gibi büyük bir anlatıcıyı almış olması oldu. Tabii onu kaybettikten sonra hemen e, hakkındaki işte yazılanları çizenlere bakmaya başladım e, yurt dışında. E, mesela şeyin farkında değildim. Yani e, merhum hakikaten son zamanlarda çok iyi çalışmış. Yani 2012'den itibaren neredeyse her sene ya bir çocuk kitabı ya bir roman ya bir deneme çıkarmış. Bunların hiçbiri Türkçe'de yok. E, mesela ben iki tane çocuk kitabı var Türkçe'de öyle biliyordum. Ama bir baktım ki mesela şu anda şey e, İngilizce'de beş tane çocuk kitabı var Sepulveda'nın. E, maalesef Türkçe'de hani benim toplayabildiğim 8 kitabı var. E, hani bunların ikisi çocuk kitabı, e, Martı'ya uçmayı öğreten kediyle, Mix Max, Max'in öyküsü. E, i̇ki tane e, polisiye diyebileceğim kitabı var ki ben kendisiyle öyle tanışmıştım. Boğa güreşçisinin adı e, ve şey duygusal bir katilin günlüğü. Bir de vefatından sonra kütüphanede okumadığım iki kitabı vardı. Ben biliyorsunuz şeydir kaybettiğim sevdiğim yazarların arkasından. Mutlaka bir kitaplarını okurum ruhlarına gitsin diye. E, dünyanın sonundaki dünyayla e, Patagonya Ekspresi'ni de bu sayede okumuş oldum, aradan çıkardım. E, bir de en son şu çıkmıştı, şunun baskısını çok rahat bulabilirler, mutluluğa dair bir düşünce. Tabii ki aşk romanları okuyan ihtiyar biz konuşacağız. Hakikaten de e, en azından Patagonya Ekspresi'ne kadar ben en iyi kitabının o olduğunu düşünüyordum. Çünkü Sepulveda'ya dünya çapında şöhreti getiren kitap da esasında şey, aşk romanları okuyan ihtiyar ama Patagonya Ekspresi, bir gün belki onu da ayrıca konuşuruz. Başlı başına çok özel ayrı bir metin. İlginç bir hikaye yani e, Sepulveda politik bir karakter. Yani e, darbesinden, e, Şili darbesinden, Şili'de Pinoşe darbesinden sonra e, hapishaneye düşüp işkence görmüş bir yazardan bahsediyoruz. Şili'den kaçmak zorunda kalan e, hatta neredeyse kıtayı terk etmesi e, bir yıldan fazla sürmüş bir yazardan bahsediyoruz. O yüzden Avrupa'ya yerleşiyor ve ondan sonra da ilginç bir şey. Hani politik, sosyalist kimliğin dışında bir de ekolojist, bir çevreci bir kimliği oluşuyor. Ciddi bir çevre mücadelesine de girişiyor ki romanların çoğunun konusunda bu var esasında. Yani e, mesela dünyanın sonundaki dünyada e, balina, e, Japonların mesela e, balina katliamlarını, balina avı adı altında yapılan balina katliamlarının eleştirisini yapıyor. Efendim söyleyeyim mesela... Duygusal bir katilin güncesinde iki tane hikaye vardır. Bu hikayelerden bir tanesi de mesela Amazon'daki yerlilerden birinin işte Batılıların onların gelip Amazon nehirlerinden timsah avlıyorlar. O timsahları korumak için ta İtalya'ya Milano'ya kadar gelip o sömürgeci emperyalist beyazlarla olan kavgasını altan çok tatlı çok güzel bir polisi hikayedir mesela. Kezdan aşk romanları okuyan ihtiyar. Şimdi biraz sonra daha detaylı konuşuruz. Hakikaten kahramanının doğa olduğu Doğayla ilişkimiz üzerine çok ben mesela antropolojiye giriş dersinde okutuyordum şeyi aşk romanları okuyan ihtiyarı. Öyle bir kitap. Ama genel olarak Sepubede ile ilgili söyleyeceğim şey. Hani çok çalışkan, üretken, kendine ait mizahı, üslubu olan bir yazar. Ama hani mesela hani roman denen türe büyük katkılarda bulunmuş mudur? Değil. Yani teknik meseleler olarak hani öyle büyüklüğünü oradan almıyor. Bence geçtiğimiz yüzyılda en büyüklerini kaybettiğimiz artık bu yüzyılda pek karşımıza çıkmayan o büyük anlatıcılar dediğim yazarlar kuşağına ait bir yazar. Belki de Latin Amerika edebiyatındaki en sıradan en vasat yazara bile dünya edebiyatında bir ayrıcalık imtiyaz veren şey muhtemelen bu büyük anlatıcılığı oluyor. Çünkü Sepulveda'yı tanımıyoruz. Yani ben bir videosunu bile izlemedim ama muhtemelen tanışsaydık yani Muhtemelen hayatına dair o gün yaşadığı bir şeyi bile bu şekilde çok tatlı anlatıp dinletecek bir adamdı. Yani gerçek bir söz ustası. Yani ona anlattığı şeyin ne olduğu önemli değil. O bir şey anlatmaya başladığında onu çok iyi anlatıyor ve siz de onu sonuna kadar dinliyorsunuz. Hakikaten işte politikanın ondan sonra işte Pinoşe gibi diktatörlerin ya da en genelinde mesela kapitalizmin insanlık hallerine ne gibi zararları oldu neler ne gibi zararlar verdiğini çok hoş e, gerektiğinde çok ince bir mizahla bir de öyle bir yanı var. Genelde de güldüren de bir yanı var. Yani Patagonya Ekspresi'nde mesela gördüğü işkenceleri anlatırken bile sizi e, o işkencecilerin ne kadar sefil ve ne kadar zavallı olduklarına dair çok hoş anlar yakalıyor, çekiyor ve size onu gösteriyor. Bu anlamda gerçekten bir anlatı ustası. Hakikaten hani kaybına çok çok üzüldüm. Yani çünkü gözüken o ki üretken de bir dönemiydi. Hani yazıyordu da. Bir daha yeni bir Sepulveda metni okumayacak olmanın kendisi üzücü bir şey. Ama diğer taraftan belki ölümünün bir hayrı olacaksa hani Türkiye'deki yayıncıları en azından yayıncısı burada can yayınları şu anda belki bu baskısı olmayan kitapları hem yeniden basabilir hem de ee, ...gördüğümüz kadarıyla e, Türkçe'ye aktarmayı bekleyen... ...en az 8-10 tane daha Sepulveda kitabı var. Belki bu vesileyle onlar da tercüme edilir. E, şimdilik bu kadar bir genel giriş yapayım. Başka ne atayım pası? Geçen programda da söylemiştim. Benim Sepulveda'dan okuduğum tek... ...metin aşk romanları okuyan ihtiyar... ...birkaç yıl önce okumuştum. O zaman keyifle okuduğumu hatırlıyorum ama... ...aklımda çok bir şey kalmamış zihnimde. İşte bir kaplan, bir panter, bir jabuar... ...tarzı bir e, hayvanla ilgili... Yırtıcı bir kedi. Me, mesele ormanda geçiyor ve yırtıcı bir e, kedigillerden arkadaşımız var. <laughs> e, öyle kalmıştı ama ilginç bir şey. Bu program için yeniden ele aldığımda daha ilk cümleden itibaren bütün şey bir anda metin zihnimde canlandı. Okurken e, neredeyse büyük kısmını çok iyi zihnime işlediğimi çağıramadım, geri çağıramadım. Ama bir yardımcıyla birlikte hepsinin sökün edip geldiğini gördüm ve sonuna kadar satır satır tekrar okudum. Yani ha tamam kitabı hatırladım deyip bırakmadım. Yeniden okurken de çok büyük keyif verdi. Belki sıra bana geldi ve Sepulveda hakkında genel bir şey söyleyecek durumda olmadığım için ben işte biliyorsunuz kitabın içerisinden bazı noktalara işaret etmeyi, altını çizmeyi vesaire onları daha çok seviyorum. Bu mizah meselesinin çok keskin olduğunu Birkaç yerde hiç beklenmedik şekilde kahkaha attırdığını söylemek isterim. Bir de bu kahkaha attırmanın yanında e, hani güldürürken düşündüren bir yazarımız. Daha daha en başta ahlaki bir sil e, nitelemesi yapıyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu dişçi için. Dişçi sürekli hükümete ve neden her meseleyi bütün hükümetlere bütün hükümetleri ve her meseleyi hükümetlere bağlayan, koltuğuna oturmuş olan dişi ağrıyan kişi dişi çekilirken küfretmeye başladığında bana kızma bu hükümetin sorunu deyip her meseleyi ona bağlayan birisi. Onu ahlaki bir sihir olarak e, nitelemiş. O ee, sempatik. Evet onu sempatik kılan ahlaki bir sihir. Yani esasında o kadar güzel bir tabir ki şimdi sihiri düşününce e, <laughs> sihir durur işte genelde elinizde elinizin bir kenarında parmağınızda sürekli hissedersiniz onu bu ahlakiliğin tam da gösterdiği bir şey. Yani ortalıkta ahlak adına birileri konuştuğu zaman ya da içinizden kötü bir isimlendirmeye vicdan dediğimiz işte şey e, ahlaki sinyaller gönderirken bir siil görevi görür gerçekten o. Hep vardır, rahatsız eder, hep hatırlatır, kendini unutturmaz. Ama e, bu şeyde yaptığı, ahlaki bir sihir diye yaptığı değerlendirmede Aynı zamanda bu kadar çok mesele gündeme geldiği zaman, hele dirileri sürekli ahlak diye hatırlattığı zaman, onunla yaşamak zorundasınızdır ama ondan kesip kurtulmak da mümkün değildir. Fakat onunla birlikte yaşamak da mümkündür. Yani illa onun dediğini yapacaksınız, yani sihirin kendini unutturacak şekilde hayatınızı ona göre programlayacaksınız diye da bir şey yoktur. Şimdi böyle üzerine hızlı bir şekilde düşündürdü yani bu kadar küçük diyebileceğimiz bir şey, benzetme, ahlaki bir sihir benzetmesi. Sırasıyla çok ince yakalanmış, çok iyi kavranmış bir ilişkiymiş gibi geldi. Buna benzer çok şey var. Benzetme basit gibi görünen ama azıcık düşündüğünüzde üzerine hakikaten bambaşka şeyler getirebileceğiniz açıklamalar ya da uzun uzun açıklama getirebileceğiniz benzetmeler var. Bu çok hoşuma gitti. Ben böyle bir giriş yapmış oldum. Size bırakayım. Daha belki genel şey, genel hatlarıyla kitap hakkında konuşursunuz ama yani madem e, artık aşk romanları okuyan ihtiyara girmeye başladık e, ben söze alıp çok kısaca e, en azından kitabı ne hakkında olduğuna dair e, bir sinopsis e, vermeye çalışayım. Amazon Nehri gibi akan bir kitap belki. Yani e, içinde her şeyi e, ufak ufak da olsa taşıyor. E, temalardan bahsederiz. Amazon Nehri'nin kenarındaki bir Hayat küçük bir köy küçük bir yerleşim oraya yine başka bir taşradan gelmiş fakat daha biraz daha bir nebze daha kasabalı diyebileceğimiz bir taşradan gelmiş bir ihtiyarımız var. Bu ihtiyarımız bu bölgedeki yerlilerle aslında hayatını geçiriyor onlardan çok şey öğreniyor ama tabii aynı zamanda burada bir yerleşim var. Ee, bebişim'in dediği gibi kahraman aynı zamanda doğa olduğu için şeyi hissediyoruz, görüyoruz. O doğaya insanın tırnak içerisinde medeniyetin, yani o medeniyete de ayrıca bir başlık açmak gerekiyor herhalde. Müdahaleleri var, devam ediyor. Ve bu müdahaleler içerisinde, bu küçücük yerleşimde yaşananlar doğanın da olaya müdahale olmasıyla birlikte bir jaguarın Musallat olması bu yerleşime ee, ve bu Jaguar'ın peşine düşüp e, giriştikleri e, ufak çaplı bir macera diyebiliriz herhalde. Genel çerçevesine çok karikatürze ederek sinopsisi bu şekilde vermemiz mümkün. Evet, katılıyorum yani pek çok söylediğiniz şeye. E, bir anlatıcı yani çok güzel ifade ediyor bence o terim Sepulveda'yı anlatmak için herhalde. Yani roman mıdır, yoksa novella mıdır, e, uzun bir öykü müdür? E, yani o, o tartışmaya ayrıca girmek için söylemiyorum ama e, bize bir hikaye anlatıyor Sepulveda. Diğer kitaplarında da işte Patagonia Ekspresi'nde de bize bir hikaye anlatıyor oradaki kendi hikayesi, öz yaşam öyküsü. E, ama onu hikayeleştiriyor. Tam dediği gibi yine bebişimin hani böyle bir karşı karşıya otursak bir iki çift sohbet edermişiz e, hissini veriyor bize her söylediğiyle. E, ve tam da bir e, o keskin mi o mizah bilmiyorum ama ince yani o anlamda söylediysen başkan çok ince e, böyle bir kelimeyi ya da cümleyi okur okumaz insana kahkaha attırma isteği uyandıran zaman zaman attıran zaman zaman da hüzünlendiren ama bir sürü yerinde e, ifadeleri var. Bence o çarpıcı olan e, iş. E, ben romanın temalarını e, yine tek tek ayrıntısına girmeden şöyle saptadım gördüm. Yani kuşkusuz doğa. Yani bunu buna, buna söylenecek hiçbir şey yok. E, ama aslında aynı zamanda insan, farklı insanlar, kasabalı insan, yerli insan, o yerli insanın e, kasabalaşmaya ya da dışarıdan gelen yeniliğe uyum sağlayıp yine tırnak içerisinde söyleyeyim çakallığını, kurnazlığını daha fazla yapabilen yerlisi, yapmayan ve bunu tercih etmeyen yerlisi bir politikacı, kasaba politikacısı, dışarıdan gelen turist bölgeye bir sürü insan yani şu küçücük işte topu topu ne kadar 100 sayfalık 110 sayfalık bir e, hikayenin içerisinde bize verdiği bu katmanlar muazzam. Dolayısıyla yalnızca bir doğa romanı değil bu. E, Sepulveda'nın şeyi saptadı yani muhtemelen 80'li yıllar tabii e, romanın yazılışı. Ve gerçekten de o e, artık e, neoliberal kapitalizmin e, her şeyi metalaştırdığı bir çağ dönem. Amazon'un ismini daha fazla metalaşma üzerinden duyduğumuz bir dönem bunun küçücük bir Amazon yerleşiminde yarattığı sonuçlar ve bunun içerisindeki bütün o katmanları yani orada yaşayan yerliden uluslararası turizm için oraya gelmiş olan kişilere kadar ve hiçbirinin de resmini büyük büyük çizmeden yani onlara özel yerler ayırmadan onlar için ayrı bir şeyler yapmadan ...ufacık iki tane çantalarını anlatarak... ...çantalarının içerisine hangi eşyaları koyduğunu anlatarak... ...bize sezdiren bir yazar... ...ve bunu gören bir yazar. Yani yalnızca bize sezdirmesi değil. Bunu fark ediyor. Bu kadar da kendisi aslında yerli belki. Hayatının çok büyük bir kısmını... ...Latin Amerika dışında... ...geçirmek durumunda kalmış olmasına rağmen. O yüzden bence aynı zamanda bir insan roman bu. Ama onun ötesinde... Ee, bir iktidar, iktidar anlatıyor bize Sepulveda ve o iktidarı herhalde yine onun bu romanı da yazdığı ve hayatının büyük bir kısmını geçirdiği sürede iktidarla artık belki de hani tek merkezli olmuş ve tek yerden saldıran iktidarla en iyi mücadele etme araçlarından bir tanesinin o keskin ya da ince mizah olduğunu gördüğü için biz o mizah anlayışını görüyoruz. Yani faşizmin, otoriterliğin çok baskıcı, yoğun olduğu yerlerdeki, Şili buna güzel bir örnek, bu anlamda maalesef. Bu kadar yoğun baskının olduğu bir yerde genelde buna mizahla karşılık veriliyor. Ama çok açık mizah da tehlike yarattığı için onu geçerken cümlelerin içerisinde söyleyi veriyorsunuz. Nasıl söyleyi veriyorsunuz? Yani başkan söyledi örneğin dişini çektirirken. Canı acıyor, küfür ediyor, dişlerinin çürük içinde olması hükümetin suçu diyor. Ve inanır mısınız? Bence haklı. Yani güzel taraflarından bir tanesi de bu. Gerçekten insanların, yerlilerin, halkın dişlerinin çürük içerisinde olması hiç kuşku yok ki hükümetin suçudur. Bunun için hükümeti suçlayabiliriz. Bu bizim iktidarla nasıl bir ilişki kurduğumuzla da ilintili bir mesele. Sefulveda burada yer yer anarşizme kaçıyor, o iktidarı eleştirirken vesaire Ama aynı zamanda burada bize bir tür e, sosyal devleti daha hatırlatmıyor mu? Bence hatırlatıyor. E, korku uyandırmayacak kadar uzaklarda bulunan bir iktidarın temsilcisi örneğin belediye başkanımız. O iktidar çok yakınımızda olduğunda korku uyandırabiliyor hele Şili'de Pinoşe iktidarı. Ee, ama o belediyedeki tek memur e, köyün en kıdemli yetkilisi o, o kadar e, uyandırmayabiliyor çok çok ilginç çok güzel bir seçim temsili demokrasi eleştirisi var küçücük yani onu ben bir paragraf mı ne kadardı e, onu anlatmış nasıl oy verdiklerini anlatmış ve geçmiş yani ama o, o kadar yani. Saramagon'un e, görmeyinden izler taşıyan aslında adeta bir e, küçük bir değeni. Sınırlarak sığmayan ormana sınır koymak isteyen Ekvador hükümeti. Yani e, şeyini yaparken, e, konusunu anlatırken yaptığı bu e, sıfatlar, bu tanımlar, bu ifadeler bize durduğu yeri gösteriyor. Örneğin belediye başkanı her pazartesi bayrak çekiyormuş şeylerden bir tanesine bir direğe. Böylece resmiyeti iktidarı ve merkezi iktidarı tabii ki orada temsil ediyor. Bir gün bayrak rüzgarın şiddetine kapılıp ormanın derinliklerine uçmuş ve pazartesi yine alelade bir gün vermişti. Bunun içerisinde bir taraftan iktidar var, iktidar tartışması var. Eee e, vatanseverlik, milliyetçilik ne derseniz ismine onlar var. E, ama aynı zamanda medeniyet ki o medeniyet anladığım kadarıyla burada o kapitalist iktidar ve onun sermayesi, onun metalaştırma süreci temsil ediyor. E, o medeniyetin bir bayrağı, bir bezi aslında e, doğanın kuvvetine dayanamıyor, parçalanıyor gidiyor ve pazartesi yine bir alelade gün haline geri veriyor. Ee, bu, bu tür o kadar çok var ki içerisinde yani yaptığı, anlattığı bize ee, yani soru gelmez herhalde ee, bütün cümleleri neredeyse tek tek ele almamız gerekir. Ama başka bir tema, bir tane daha yani işte ne dedik? Ee, insan dedik, doğayı biraz aslında bir biçime bırakıyorum daha fazla ele almak ister diye insan dedik, iktidar dedik, aşk yani bu bu romanın içerisinde e, aşk romanları okuyan ihtiyarımızın hissettiği e, aşk da var, cinsellik de var. Ve o cinselliği aslında yine medeni olanla tırnak içerisinde, medeni olmayanın nasıl algıladığı, o aşkı nasıl algıladığı var. Ve zaten romanımız öyle diyor, barakasına birbirinden güzel sözcüklerle aşktan bahsederek insanların ne kadar barbar olduğunu unutturan, Romanlarına dönüyor ihtiyarımız. Ee, o yüzden aşk, aşk romanları, aşk anlatıları bize insanların ne kadar barbar olduğunu unutturan aynı zamanda hikayeler. Ee, o yüzden de ben sevdim hem aşk romanları okuyan ihtiyarımızı, kahramanımızı hem de Sepulveda'nın bunu anlatma şeklini. Evet, bu kadar benden şimdilik. Belki... Ee, tekrar döner miyim bilmiyorum ama konu açılırsa bir şeyler daha söyleyebilirim. Ya e, hani esasında e, bir Coetzee ya da Saramago gibi çok entelektüel e, derinliği olan bir e, metinler kaleme alan bir yazar değil Sekulveda. Ama sonuçta e, onun o kendi anlatıcılığıyla, e, kendi doğayla kurduğu ilişkiyle işte bu Amazon nehri de olabilir ya da işte Patagonya'nın altında ne bileyim işte Güney Kutbu'ndaki o balinalarla da ilgili olabilir. O fark etmiyor. O ilişkide kendi gördüğü hissettiği bir şeyi anlatıyor bize ve o anlattığı şey evet bir noktada Saravago'nun körlüğüyle de kesişiyor. Çünkü bize uygarlığın kör noktasını anlatan bir kitap yine. Yani çünkü mesele burada sadece siyasi hükümetler ya da iktidarlar değil esasında. Yani bu işte Koesse'de de, Saramago'da da, Kundera'da da görebileceğimiz bir şey. Esasında bu tarz kötülükler sadece iktidarın, hükümetin orada ya da burada olmasıyla ilgili meseleler değil. Genel olarak bir sistem var. Bu sistem bizim işte aşağı yukarı son 400 yıllık, 500 yıllık modernleşme tarihimizde dünyanın. Doğayla kurduğumuz ilişkinin değişmesi, işte doğanın tam da kartezyen düşüncelik gibi bir nesneye dönüştürülmesi onun üzerinde tahakküm kurabileceğimiz egemen olabileceğimiz işte Bacon'ın Novum Organum'da söylediği şekilde hani ona işkence yaparak ondan daha fazla verim elde edebileceğimiz çünkü unutmayın yani Bacon'ın Novum Organum'u ile beraber bizim doğa hakkında kullandığımız metaforlar da değişti doğa kadim dünyada işte tanrıçaydı doğa anneydi ama birden Novum Organum'la beraber doğa işkence edilmesi sömürülmesi ve daha fazla e, kara ve verime dönüştürülmesi gereken e, bir objeye, bir nesneye dönüştürüldü. O özne insan tarafından. Ki işte e, bunun hem seküler köklerini bulabilirsiniz hem de esasında kutsal kitaplarda da ta, teolojik kökleri de var. Yani işte her şeyi Tanrı yeryüzünde insan için yarattı. İnsanın egemenliği için, insanın e, yaşaması için, rahat etmesi için. Şimdi bu Kapitalizmin aç gözlülüğe beraber birleştiğinde, kapitalizmin e, hırslarıyla, e, kar hırsıyla beraber birleştiğinde ortaya çok vahşi bir manzara çıkıyor. E, bu vahşi manzaranın kaydını tutan tabii pek çok Latin Amerikalı yazar var. İşte Eduardo Galeano gibi mesela. Galeano da böyle bir adamdır. Ama Sepulveda... Burada e, cidden e, e, şunu unutmayalım ki yani e, teknenin üzerine atlayarak balina avcılarıyla e, o avı durdurmaya çalışan e, sahada yer alan bir aktivistti. Yani hikayeyi sadece benim gibi ya da başkaları gibi teorik açıdan bilen bir adam değil. Hakikaten bir devrimci, hakikaten bir aktivist. E, hakikaten bu mücadeleyi veren bir adam. O yüzden bütün bu hikayeyi çok iyi biliyor ve bunu çok tatlı anlatabiliyor. O yüzden de yani e, işte yani romanın e, roman esasında acıklı bir hikaye anlatılan şey. Yani romanın sonunda ihtiyar biliyorsunuz hüngür hüngür ağlıyor. O yüzden hani oradaki miza belki bebişim şurada aklı. Hani oradaki miza hani güleriz ağlanacak halimize nin mizahı o. Yani başka türlü yaşamanız mümkün değil. Yani bu 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 saçmalık. Yani Çünkü çok saçma bir durum var. Yani o o jaguar mesela. Yani jaguar günahsız. Bunu en iyi ihtiyar biliyor. Ve o ihtiyar kendi eliyle o jaguarı öldürmek zorunda kalıyor. Ve bunun için de hüngür hüngür ağlıyor biliyorsunuz Jaguar'ı vurduktan sonra. Hatta Jaguar'dan özür diliyor, tüylerini okşuyor. Hatta onu insanlar kirletmesinler cesedini, bedenini diye Amazon'un içine bırakıyor. Amazon nehri onu temizlesin ve kurtarsın diye. Ve o anda şeyi söylüyor mesela, yani galip olmadığını söylüyor. Ben kazanan değilim diyor. Şimdi bunlar çok ağır şeyler. Yani esasında bizim uygarlık dediğimiz şey, uygarlık dediğimiz şeyin zaferleri, kazanımları dediğimiz şey esasında bizim kaybımız. Giderek kaybımıza dönüşmeye başlıyor. Şimdi bu 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 kör noktaya, bu e, kendini tüketen o kısır çelişkiye çok iyi işaret eden bir roman. O yüzden gülüyoruz ama bu tam da ağlanacak halimize gülmemiz. Yani o yüzden adamcağız aşk romanları okuyor. Çünkü bu dünyanın o hani uygarlığın o en vahşi e, kısmını görüyor. Yani biz uygarlığın işte, şimdi ne tarafına baktığına da yani uygarlık toptan kötü bir şey değil. Uygarlık dediğiniz şey işte Shakespeare'i, Mozart'ı ondan sonra değil mi? işte bunları çıkarmış bir uygarlıktan bahsediyoruz. Yani bir gece Shakespeare okumak, bir gece Shakespeare izlemek, bir opera dinlemek, Mozart dinlemek. Şimdi bunlar onun yaldızlı kısımları. Ama daha aşağılarda mesela işte sömürge dediğimiz yerlerde, Latin Amerika'da o yağmalanan doğa kaynaklarının içinde o uygarlığın bütün o şan şansının yaldızının altında esasında neye dayandığını, neyi beslendiğini gördüğü için o ihtiyar adam e bu o tek şansı şu. Uygarlık aynı zamanda barbarlık. Yani o barbarlığı çok iyi kamufle ediyoruz biz. İşte felsefeyle, edebiyatla, sanatla o barbarlığı. işte mesela hukukla, insan haklarıyla o barbarlığı çok iyi kamufle edebiliyoruz. Ama onun böyle patladığı, kesinlikle görmezden gelinemeyeceği anlar var. İhtiyar adam onu görüyor. O yüzden de yapabileceği tek şey. Ya iki şey var yapabileceği. Ya Don Kişot gibi şövalye romanları okuyup ...Amazon ormanlarının içine atılacak... ...ve bir gerille olacak. Ya da aşk romanları okuyacak. Yani kapanacak ve o barbarlığı görmeyecek. Barbarlığın o... E, ...altına saklandığı... ...yaldızların tarafına geçecek. İhtiyar adam bunu yapıyor. Ama biz bunu yapamıyoruz. ya. Yani biz bunu okuduğumuzda biz öfkeleniyoruz. Mesela bu, bu sert bir roman. Ya yani Bütün o na naif anlatıcılığına... ...bütün o sevimli anlatıcılığına çok sert bir roman. Çünkü bu esasında yani 21. yüzyılda artık sonuçlarını reddedemeyeceğimiz kadar aşikar bir yer. Doğayla ilişkimizde problem var. Yani bu özne nesne ilişkisinde problem var. Yani kadim uygarlıkların doğayla kurdukları ilişkinin değerini bir keşfetmemiz gerekiyor tekrar. Mesela o yüzden Sefu bütün romanlarında bu yerlere bir saygı vardır. Onların doğayla ilişki kurma tarzları, hayvanlarla ilişki kurma tarzına bir saygı vardır. Ya yani burada anlatılan şey hani bu tamamen o şehirli turistlerin sevdiği tipte bir doğa değil. Hani sırtımıza çantamızı alalım ve doğaya gidip bir yürüyüş yapalım. Ah ne kadar güzel doğa ama 24 saat kalamayız. Hani bir 8 saat sonra da evimize dönelim yine AVM'ye gidelim. Öyle bir doğa sevicili değil bu. Yani o anlamda bir roma, romanın kahramanı o anlamda doğa değil. Yoksa burada doğayla ciddi bir mücadele kavga da var. Yani Jaguar'a ne kadar saygı duyarsa duysun Jaguar'la bir ölüm kalım mücadelesine girdiğinde Jaguar'ı öldürmek zorunda. Yani doğayı o kendi mantığı mekanizması gerçekliğiyle bizi anlatıyor. Öyle bir doğa güzellemesi, doğa yüceltmesi de yok. Yani ne güzeldir, yeşil, yeşili sevelim gibi bir şey değil bu. Anlattığı şey ciddi bir hayat mücadelesinde olduğu bir doğa. Ama biz o dengeyi yani yerlerle o hayvanların ve Amazon'un bütün canlılarının kurdukları dengeyi dışarıdan gelen o işte beyaz adamla sembolize edilen o kar amaçlı, açgözlü o kapitalizm bunu bozuyor. Bundan kazanıyor ama bunun uzun vadede kapata, kaybeden insanlık oluyor. Bu bu gösterdiği bu. Tabii bir işaret ettiği bir şey de şu çok önemli. Yani ben uzun süredir bunu hep düşünüyorum. Ee, hani bu şimdi insanlık 17. yüzyılda yeni bir toplum sözleşmesi yapıp yeni bir e, siyasal alan kurup bunu tanımlarken hakları tabii ki ortaya koydu. Ya hakları tanımlamak zorundaydı. Hakları tanımladı. İşte insan hakları da oradan doğdu. Ama bu biliyorsunuz uzun süre içine neredeyse belki de bir 300 yıl mesela köleleri ve zencileri almadı. Yerleri almadı. Yani o haklar sadece işte beyaz. Zaten WASP dediğimiz şey var ya White Anglo-Saxon Protestant. Yani mesela daha da şey yaparsak beyaz, Avrupalı ve Hristiyan. Yani onların hakları. Ve erkek. Bunun, evet ve erkek. Bunun genişletilmesi yani işte mesela hani zenciler açısından baktığınızda ya işte 20. yüzyılın ikinci yarısını buldu. Eğer cinsel kimliklerimizi koyacaksak yani kadın ve queer hani diğer o bütün kendini farklı tanımlayan toplumsal cinsiyet kimliklerini koyacaksak o hala onun mücadelesi sürüyor. Şimdi benim anladığım şey şu ki bu haklar tanımı dediğiniz şeyi bir kere yapıp kurtulamıyorsunuz. Yani bunu eğer bunların bir geçerliliği olacaksa bu sözleşmenin tanzelenmesi için bu hakların sürekli genişlenmesi gerekiyor. Sürekli teşmin edilmesi yani sürekli büyümesi gerekiyor. Yani bunun şeyi yok o yüzden... E ee, mesela hayvan haklarını konuşmamız gerekiyor. Yani cidden oraya doğru giden bir dünya olmak zorunda. Eğer olmazsa yani bu değişimin sonunda bu eski aparatlarla burada iş görmemiz mümkün değil. O anlamda hani şimdi bu benim idealizmle yol olacak yine ama ben hep söylüyorum hani tabii ki bir fiziksel devrimin e, sosyal koşullarının dışarıda oluşması başka bir şey. Bir de onun e, entelektüel kaynaklarının e, zihinsel e, aparatlarının oluşması gerekiyor. Mesela Sepulveda bence bu anlamda çok zihin açıcı bir yazar. Mesela 20. yüzyılın yazarı kronolojik olarak orada kalacak. Ama zannedersen biz 20. yüzyıla Sepulveda okumaya devam edeceğiz. Sadece büyük bir anlatıcı olduğu için değil. Aynı zamanda 21. yüzyılın meselelerine ışık tutacak, ee, o sorunlara cevap olabilecek bir takım şeyler o kitabın içinde olduğu için. Ha Sepulveda'nın hazır formül reçeteleri var demiyorum. Ama bizi oraya doğru düşünmeye yönelten, kışkırtan, provokatif bir yanı var. O yüzden bence 20. yüzyılda da biz Sepulveda okumak zorundayız. Yani sadece o değil mesela hani lafı çok da uzatmak istemiyorum ama mesela hani en sert isyana en teşvik ettiğim kitap, en isyankar olduğum kitap dediği kitap mesela. Yani bir mantıya uçmayı ha, öğreten... Dinleyicilerimiz kedi. için ismini de söyler misin? Sen videoda verdin şimdi. Ma, ma, ma ha, uçmayı öğreten kedi. Ya bunu yazış kendisi çok iyi. Yani Almanya'da çocuklarına e, kütüphaneden e, gidip kitaplar almış. Sonra da bir bira içmeye oturmuş bir kafeye. Kitapları karıştırmaya başlamış. Ve diyor ki o kadar kötü yazılmış kitaplardı ki diyor bunları çocuklarıma okutamazdım. Bunlar bir kere diyor okuruna saygısı olmayan kitaplardı diyor. Oturup çocuk kitabı yazmaya karar veriyor. Yazdığı ikinci kitap bu. Yani bir martı ve hikaye çok acıktı mesela. Ya bunu da bir ara evde sizin çocuklar var. Belki kütüphanelerde var vardır. Vardı. Bir ara var bakın. Yani petrole bulanmış bir martı artık uçamıyor. Gelip bir balkona konuyor ve ölüyor. Ölmeden önce de yumurtluyor. Ve bir kediye de diyor ki benim yavruma bak. Kedi de bunu sorumlu üstleniyor. Kuş doğuyor. Kuşun annesi oluyor. Fakat öyle olmuyor. Kuş kedi değil. Ona uçmayı öğretmek lazım. Ve romanın içinde bir yerde kedi ona şunu söylüyor. Diyor ki biz senden farklılığın ne kıymetli bir şey olduğunu öğretiyoruz. Biz seni kedi yapmak istemiyoruz. diyor Biz seni martı olarak sevdik diyor. Şimdi bu çok, çok müthiş bir şey. Yani ve roman şey diye bir közde Martı'ya uçmayı öğretiyorlar. Kedi mutlu bir şekilde ağlıyor arkasından bakarken ve diyor ki yalnızca cesaret edenler uçabilir. Yani bu farklılıklarla yüzleşmeyi, bu farklılıkların kıymetini anlamayı ya e, yüzümüzü bakabilecek cesaretimiz olmalı ve bence Sepulveda e, bu cesareti göstermiş bir yazar ve okurlarından da bu cesareti bekliyor. O yüzden çok mühim benim için. Ama çok konuştum kusura bakmayın. Çok da güzel konuştun ama bebişim. Ee, yani o yüzden hiç kesme şeyi hissetmedim. Başkan eklemek istediklerim var mı? Yok yani bu konuşmanın üzerine daha ne diyeyim? Evet. Belki hani birkaç temaya daha dikkat çekebilirdik ölüm meselesine belki. Çünkü romandaki yine temel bir başka temada ölümdü. Onun doğallığı bir taraftan. Ama bir taraftan da onun kültürel formları yani bir Amazon yerli kabilesindeki onun formu başka. Biz onu başka türlü anlıyoruz. Nitekim ihtiyarımızda e, bir orada e, çelişki yaşıyor, e, ölmek, öldürmek, e, ölümün kendisi gibi. Ama öyle güzel bir yerde şey yaptın ki bebişim. E, burada aşk romanları okuyan ihtiyar bahsimize son verebiliriz. Belki e, kargo'dan çıkan kitaplar ve Masamda duran kitaplar okuyacağım kitaplar bahsin'e belki geçebiliriz bu vesileyle. Benim okumayı düşündüğüm roman belki konuşuruz diye de düşünerek siparişini verdim henüz gelmedi. Kobo Abe'nin Kumların Kadını. <laughs> Onu konuş konuş konuşacağız üzerine o yüzden sipariş verdim gelmesini bekliyorum. Şeyim o söyleyebileceğim elimdeki malzeme bu program için o şu anda. Sizde var mı masada duran kitaplar? Ben de yanlış okumalar sayesinde bir şeyler okuyabiliyorum ancak yanlış okumaların işte programına aldığımız kitaplardan biri ilk etapta elimde Carlos Maria Domínguez'in Kağıt Evi var. Jabuar'dan çıkmış yine. Onu da bir sonraki olmadığı bir sonraki programa kadar zaten mecbur okumuş olacağım elimde o var Kağıt ev üzerine de belki sonralarda bir konuşma şey yapabilir biz ya bir bak bakalım bakalım yani ben, ba yani, ben, ben bakmayayım sen ben bakmayayım sen e, baktıysan eğer tabii yani e, konuşabilirsek konuş dersen konuşuruz mesela, ben tercih etmem mesela ben okuyup çok da etkilenmediğim hani e, bir takım hani içinde büyük yazarların ve işte büyük okurların kitapla ilişkilerine dair çok hoş böyle bir takım göndermelerin, anekdotların olduğu vesaire çok şey var ama benim çok etkilenmediğim bir roman. Ya yani ben edebiyatın büyük anlatısıyla o şekilde ilişki kuran metinler beni çok heyecanlandırmıyor ama Kaat ev hakikaten Jaguar'ın yayınladığı andan itibaren büyük kültü koparan çok sevilen romanlarından biri. Ben de alıp okumuştum. Ama ben de çok yer etmedi. Fakat başkan etkisiyle tabii. Ben de kobabı okuyorum. <laughs> ee, şeyi, bir şey dakika arkadaşlar yani kum, kum, şimdi e, kitapları kum, 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 kitapların kadın... sorumluluğunu bu şekilde üstlenmeyelim. Ondan sonra <laughs> Yok, kum, be, kum, beğenmiyorsunuz kum, kavga çıkıyor. Evet o yüzden işte adres belli olsun ki ben de şey Allah yani, Allah. Kumların Kadını'nı okudum. Hatta biz Bungar'da toplantı da yaptık ona. Sonra hızımızı alamadık. Ben şimdi beni Kanguru Defteri'ni okuyorum bir de. E, bitiremedim ama ilginç bir şey çünkü yazı yazmam gereken e, iş aldığım kitaplar var. E, onlardan bir tane daha yeni. E, bu sabah bitirdiğin e, John Boyne Asker Doğmayanlar diye bir kitap ki o çizgili pijamalı çocuk diye çok bilinen bir romanı varmış. Hatta hmm. filmi de çekilmiş onun. Onun yazarıymış. Ha, onun yazarı mı? Ha, onun, yazarıymış. onun yazarıymış. Ben bilmiyordum onu. E, ya çok ilginç bir savaş romanı. Hani şimdi savaş romanı dediğinizde aklınıza pek çok şey gelir. E, bu çok değişik. Yani içinde aşk acısı var ama hani cephedeki bir asker aşk acısı çekebilir. Bunda bir problem yok diyebilirsiniz. Fakat aşk acısının sebebi e, siper arkada silah arkadaşı. E, sonra vicdanın et meselesi var ki romanın orijinal adı zaten The Absolutist. Yani e, ciddi ciddi romanın temelinde bir vicdan ret meselesi var. Kim kahraman, kim korkak? çok ilginç bir roman. Muhtemelen bunun da filmi çekilir. Çok da iyi filmi olur. En son onu okudum. o hoştu. Onun dışında Kargo Margo yok ve bir şey yani bir <laughs> şey yok. <laughs> Eldeki kıt kaynaklarla idare ediyoruz. İyi bakalım. Ha, ha, haftaya evet, ne haftaya ne konuşacağımızla kapatalım. Başkan ne konuşacağız haftaya? Esasında geçen, geçen hafta ismi geçmişti Ölü Buruha'yı. E, Ölü Buruj ya da e, niye Buruha dediğimde programda söylemiş olurup bana söyleyecek bir şey çıkmış olur. E, Ölü Buruj'u okuyabiliriz. Konuşabiliriz yani. Tamam. E, Rodenbach'ın Yort e, yayınlarından çıkmış Ölü Buruş kitabının da haftaya okuyacağımız kitap olarak evet. belirleyip onu şeyi de söyleyeyim şimdi haftaya yine söyleriz ama bir baskısı daha varmış ben bir türlü hmm. göremedim. Everest bunu orijinal adıyla basmış. Buruş Lamort hmm. diye. Bir bir baskıda evvelersen aşağı yukarı da aynı dönemde ard arda çevrilmişler. Yani iki Türkçede iki baskısı vardı o zaman Tamam. Programda bundan bahsedersin. Ee, görüşmek üzere diyelim dinleyicilerimize de. Tamam. Herkese iyi haftalar, iyi kitap okumalar. Evet, görüşmek üzere. Çok selamlar, sevgiler, bay bay.